Evet, şu anda memurlar, SSK Bağkur emekli sandığı emeklileri, asgari ücretliler, milyonlarca çalışan Temmuz ayında aylıklarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Aslında bu bir zam değil, bir enflasyon farkıdır. Halk dilinde memura, emekliye zam yapılacak diye söylenir. Bu zam değil, enflasyon farkıdır. Bunu bilmemiz lazım. Ama enflasyon farkı da hep söylüyorum. TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerinden fark verilir. Bu sefer de TÜİK bu oranları düşük açıkladığı zaman memur emeklisi, SSK Bağkur emeklisinin cebine daha az para girer. Şimdi ben her 3 ayın 3'ünde enflasyon verileri açıklandığında hem ENAG hem de TÜİK'in verilerini açıklıyorum. Yüzde kaç zam yapılırı paylaşıyorum. Evet. Aralık ayında TÜİK %15 fark verileceğini söylemişti. Bakın Aralık ayından Ocak ayına girerken ENAK'a göre de %30'du. Şimdi çok kişi ENAK'a da kızıyor. Yani bunun neden kızdıklarını anlamış değilim. Verileri açıklıyor. TÜİK'e göre %15, ENAK'a göre de %30 fark verilmesi gerekiyordu. Sonra %15 Aralık ayından Ocak ayına girerken enflasyon farkı verildi. Sonra %10 refah payı verildi. Sonra artı 5 puan refah payı verildi. %30 refah payıyla beraber zam verilmiş oldu. TÜİK %15 diyordu, ENAK %30 diyordu. ENAK'ın dediği oldu, %30 zam aldı Aralık ayından Ocak ayına girerken emekliler. Evet. Şimdi Haziran ayından Temmuz ayına girerken ENAK'ın verilerine göre %43,68. Bu doğalgazı da işin içinden daha sonra çıkartırsak %46 gibi de zam yapılması gerekiyor. O da ayrı. Çünkü ENAG iki enflasyon açıkladı. Bir tanesinde 7,35, diğeri 5,68. Doğalgazı çıkardığımızda 5,68'e göre ben hesapladığımda %43,68. Buna göre memur emeklileri %18,31 oranında zam alacak. Enflasyon farkı alacak. Memurlar, memur emeklileri, SSK Bağkur emeklileri. Ama beklenti bu değil. Ülke Hanım, birinci tur seçimlerine 2 gün kala 700 bin kamu işçisinin zam oranları açıklandı. %45. Şimdi siz kamu işçilerine Tabii. %45 zam yaptınız. Bu cepte. Bir de devlet memurlarına şu söz verildi. En düşük devlet memurunun aylığı 22 bin lira olacak diye. Bu Evet. durumda devlet memuruna %85 zam yapılacak anlamına geliyor. Bir taraftan %45, bir taraftan %85. Bir taraftan %18,30 enflasyon. Şimdi kime göre, neye göre ne fark verilecek? Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Cebimize giren para TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında cebimize bir para giriyor. Ama gerçek enflasyona göre para çıkıyor. Biz de ne oluyor bu arada? Yoksullaşıyoruz. Yani Evet. halkın cebine giren parayı belirleyen TÜİK, keşke çıkışı da TÜİK belirlese bir sorun olmaz. Çıkışı gerçek enflasyon belirlediği için bu sefer de her geçen gün sabit ücretle çalışan kişilerin yoksullaştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Neye göre zam yapılacak? Yani %45'i kamu işçileri neden aldı? %85'i memurlar neden Evet. alacak? İşte enflasyon farkı verilirse aynı oranda refah payı verilmezse memura ya da memur emeklerine, SSK Bağkur emeklerine %18,30 verilirse bu işin içinden çıkılamaz bir hal alır. Bu nedenle de biz 18,30'un üzerine bir refah payı tekrar verileceğini düşünüyoruz. Bu refah payı nedir? Bunu size Türkçesini söyleyeyim. Refah payı şudur. TÜİK gerçek verileri açıklamıyor. Biz bunun farkındayız. Çok böyle sesinde çıkmasını istemiyoruz. Biz onu tamamlayacağız. Merak etmeyin ama TÜİK'le falan da uğraşmayın. Biz bu verileri açıklıyoruz. Bu nedenle de artık TÜİK'in açıkladığı verinin bence bir anlamı yok. Çünkü 3 Temmuz'da TÜİK bu oranlar yine açıklar. %18,30 zam yapıyoruz diye hiç kimse böyle bir açıklama yapmayacak. Göreceksiniz hep beraber şahit Evet. olacağız. Daha üstü olacak. O yüzden hiç kimse kaygılanmasın. Yoksa doğal gazın orada TÜİK'in içine verilen içine koydular mı, çıkardılar mı, memura maaşın, emekli aylığı biraz düşürecekler mi? Bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü refah payı adı altında iyileştirmeye gidilecek. Bu Evet. iyileştirmenin oranını da hep beraber göreceğiz. Şu anda Peki. en düşük emekli aylığı 7.500 lira. Evet. %18,31 oranında
Enflasyon TÜİK'in enflasyonuna göre zam yapılırsa 8.875 lira olacak. Ama beklenti en az %45. %45 artış olursa en düşük emekli aylığı 7.500 liradan %18.31'e göre 8.875, %45'e göre de zam yapılsa 10.875 lira olacak. Asgari ücreti de biraz sonra değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü zaten yılın yarısında bir zam yapılacağı söyleniyordu asgari ücrete. Ama şunu söylemek mümkün mü? Yapılan işte refah payı artışıyla beraberinde söz konusu olan telaffuz edilen zamlarla aslında bir hayal dünyası yaratmaya mı çalışıyorlar? Neden? Örneğin asgari ücret birdenbire 8.500 liraya yükseldiğinde pek çok kişi mutlu olmuştu. Yüksek bir artış olarak bu algılanmıştı. Ama hayatın gerçekliğine döndüğümüzde biz asgari ücretin hızla eridiğini, üstelik enflasyon düşüyor denmesine rağmen yaşadık. Pahalılığı yaşamaya devam ettik. Şimdi izleyicilerimiz havuç 50 lira kilogramı nasıl oluyor diye soruyorlar. Yine zam haberleri veriyoruz sürekli. Yani bu zam oranları bizim hayatımızın gerçekliğine her ne olursa olsun uygun gelmiyor. Ve bizi topyekun konuşuyorum refaha, refah payları ile bile çıkarmıyor. Neden? Şimdi Ülke Hanım, sadece havuç, domates, soğan hesabı yapılarak bu işin içinden çıkılmaz. Tabii. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de bir kriz var. Bu krizin adını hiç kimse koymadı. Bu kriz bir sabit ücret krizidir. Kendi gelirini esnaf bu ürünü 5 liraya satıyorsa, enflasyon, gerçek enflasyona göre değeri kaç lira oluyorsa dövize göre ya da fiyatını arttırıyor. Yani karını aynı oranda arttırıyor. Ticaretle uğraşanlar da bu şekilde yapıyor. Ama bugün sabit ücretle çalışan bir asgari ücretli, normal ücretli, evet, emekli, memur sabit bir ücreti var. Bu sabit ücretini kendisi arttıramaz. Bu sabit ücret neye göre artacak? Sabit ücret TÜİK'in belirlediği işte enflasyona tabii, göre. Tabii. Gerçek enflasyon verileri tam olarak açıklanmadıktan sonra tabii ki birinci öncelik Türkiye'de enflasyonun düşmesi. Biz hepimiz enflasyonun düşmesini istiyoruz. Enflasyon eşittir hayat pahalılığıdır. Enflasyon düşmediği sürece çözüm bu sefer de gerçek, bakın adı ne dedim biraz önce size, zam değildir, enflasyon evet, farkıdır. Öyledir. Sizin aylığınıza bir zam yapılıyorsa, yani enflasyon farkı veriliyorsa, siz bir önceki aydan, bir önceki yıldan daha iyi yaşayın diye değil, aynı koşullarınızı koruyun diye size bir enflasyon farkı veriliyor. Ama o enflasyon gerçek enflasyon olmadığı sürece siz yaşarken, harcarken gerçek enflasyonu hissedersiniz. Ama cebinize para girerken o gerçek enflasyon değil de belirlenen enflasyonda cebinize para girerse işte domatesi de alamazsınız. Evet. Domates fiyatı normal yükseliyor. Yani soğanın fiyatı normal, etin fiyatı normal yükseliyor. İşte gerçek enflasyona göre yükseliyor. Ama ev fiyatları da ona göre yükseliyor. Gerçek enflasyona göre araba fiyatları yükseliyor. Her şey yükseliyor. Hem ürünler hem de yararlandığımız hizmetlerin fiyatları yükseliyor. Geçmiş dönemlerde Türkiye'de enflasyon vardı. İlk defa şimdi mi enflasyon yaşıyoruz? Tabii. Hayır. Geçmiş dönemde enflasyon karşısında gerçek veriler açıklandığı için herkes enflasyon farkını gerçek anlamda alırdı. Ama şu anda gerçek enflasyon açıklanmadığı için orta sınıf hızlı bir şekilde yoksulluğa sürükleniyor şu anda. Türkiye'de isteyen istediği kadar kahramanlık hikayesi yazsın, istediği kadar her şey iyi desin, gerçek bunu söylemiyor. Gerçek bize şunu söylüyor. Türkiye'de sabit ücretle çalışanlar bir krizin içerisinde, sabit ücret krizi var. Sabit ücretle çalışanlar artık kirasını ödeyemiyor. Çocuklarını özel okullardan alan orta sınıfla karşı karşıyayız. Bunun neticesinde özel okullarda batar. Oradaki öğretmenler de işsiz kalır. Enflasyonun düşmesi gerekiyor. Enflasyon düşmediği sürece gerçek oranlarda bir artış. Hükümet bunun farkında mı? Hükümet bunun farkında. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki fiyat artışlarından dolayı biz sizin refah seviyenizin düştüğünün farkındayız. Refah payı vereceğiz dedi. Şimdi bakın bu refah payı konuşulmaya başlandı. Benim de şu anda dikkatini çektiğim konu şu. Refah payı kaç verilecek? TÜİK verisine artık bakmıyorum. TÜİK benim için şu anda hiç önem arz etmiyor. Evet. Hükümet refah payını neye göre verecek? Aslında refah payı gizli bir, yani
perdenin arkasında gerçek enflasyon biliniyor. O gerçek enflasyona yakın bir oranda daha çok kişinin sesi çıkmasın. Bakın seçimler bitti ama 10 ay sonra bir daha seçim var. Tabii. Ama ondan sonra işimiz daha da zorlaşacak. Daha da zora doğru gidiyor şu anda. Umarım enflasyon düşer. Ama bir taraftan da şu var. Enflasyonun da düşmesi için asgari ücrete yüksek oranda zam yapılmaması gerekiyor. Ama enflasyonun sorumlusu asgari ücretli mi? Asgari ücrete zam yapmasanız o kişiler ne yapacak? Ücretliler ne yapacak? Memur ne yapacak? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek bu konulara çok karşı. Bizde ne olacağını ben bugün Twitter'da paylaştım, işte yeni Çalışma Bakanı'nın, hayırlı olsun bu arada, ilk sınavı Temmuz ayında memura, memur emeklilerine, SSK, Bağkur, asgari ücret zam artışlarıyla beraber göreceğiz. Bu zamlar şunu gösterecek bize, gerçek anlamda enflasyonu yansıtacaklar mı? Bakın adı refah payı adı altında. Evet. Gerçek enflasyonu yansıtacaklar mı, yansıtmayacaklar mı? Gerçek enflasyonu yansıtmaları için en az memura, memur emeklerine, SSK, Bağkur emeklerine %45 oranında zam yapılması gerekiyor. Asgari ücreti şöyle ayırayım. Çünkü asgari ücrete yapılan zam hükümetlerin çok işine gelir. Asgari ücrete yapılan zam konusunda hükümet yetkilileri elini ovuşturur. Çok mutlu olurlar. Çünkü hükümetin yetkilileri devletin kasasından para çıkarmadan devletin kasasına para sokma tekniğidir asgari ücret zammı. Asgari ücretin zammını devlet yetkilileri, işçi ve işveren sendikaları beraber belirler ama parayı esnafla işveren öder. Üzerine de bir de yapılan zam oranında vergi ve sigorta primlerini arttırır, devletin kasasına para girer. Asgari ücrete yapılan zam oranında memura, memur emeklisine, SSK Bağkur emeklisine aynı oranda zam yapılırsa sorun yok. Mesela evet. Asgari ücrete %50 zam yapıldığında neden asgari ücrete %50 zam yapılıyor da emekliye %30 zam yapılıyor en son emekliye %15'te, %15'te refah payıyla beraber 1 Ocak itibariyle %30. Bizim şunu sormamız lazım. Asgari ücrete yapılan zam oranında diğer memura, sabit ücretlere de aynı oranda zam yapılması lazım. Bir de asgari ücretin üstünde alanların durumu daha da kötü. Türkiye'de okumuş, eğitimli ya da okumamış ama mesleğini çok iyi bilen, evet, yüksek rakamlarla çalışan kişilerin aylıklarına ne kadar zam yapılacağı bizim kanunlarımızda ülke hanım belirlenmemiş. Ve asgari ücrete yapılan zam oranında da olmuyor genellikle. Tabii. Şimdi bakın, memura %30, asgari ücretliye %50, özel sektör asgari ücretin üstünde alanlar %15, %13, evet, %20 zam oluyor. Yaklaşıyor bu asgari ücrete. Şu anda Türkiye'de alt en düşük emekli aylığı 7500 lira, belki şimdi 10 bin liraya tamamlanacak. Hı hı. Asgari ücret belki 12 bin liraya tamamlanacak. Ama problem emeklilerin aylıklarını hesaplama sisteminden de kaynaklanan bir sorun var. Şu anda hiç kimse bunu konuşmuyor. Biz sadece sorunları halının altına iteliyoruz. Emekli aylığı neden böyle hesaplanıyor? Emekli aylığı hesaplama sistemi neden bize düşük emekli aylıklarını çıkartıyor da biz sonunda onları bir şeylerle tamamlamaya çalışıyoruz? Gerçek sorunların tespit edilmesi gerekiyor. Diğer çalışanlara da kanunlarda aynı oranda asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapılma zorunluluğunu getirmemiz gerekiyor. Türkiye'de belki asgari ücret politikasını değiştireceğimiz, bölgesel asgari ücrete geçilmesi gerekiyor. Türkiye'de bizim farklı şeyleri konuşmamız lazım. Evet. Yoksa biz 3 ayın 3'ünde enflasyon açıklanıyor. Memura ne verilecek? Buna ne verilecek? Emekliye ne verilecek? Peki bu enflasyonda sorunu gideriyor mu? Biz bir zam yapıyoruz. 2 ay belki de 1,5-2 ay o kişiyi idare ediyor. 3. aydan sonra Aralık ayında enflasyon oranında ya da işte zam yapıldı. Biz şunu yaptık. Şubat ayında, Temmuz ayında ne olur acaba emekli aylığı, asgari ücret, onu konuşmaya başladık. Bunu neden konuşuyoruz? Çünkü yapılan zamlar 1 ay, 1,5 ay idare etmiyor. Ki asgari ücrette gerçek açlık sınırı meselesinde de bunu görüyoruz Özgür Bey. Açlık sınırının üzerinde olması baz alınmıştı, öyle açıklanmıştı. Bir çırpıda açlık sınırının altında kaldı tekrar asgari ücret. Bunu yaşadık, görüyoruz. Türkiye'de çalışan, bakın, milyonlarca kişi var. Türkiye'de emeklilik sistemi yanlış. Emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış. Siz bugün çalışıyorsunuz, asgari ücretle 10 bin, 8 lira, devlete 3 bin lira para veriyorsunuz işçi, işveren. İleride emekli olduğunuzda emekli aylığınız 13 lira, 15 lira düşüyor. Bu sistem böyle bir sistem olabilir mi? Siz çalışıyorsunuz, devletin kasasına para koyuyorsunuz, emekli aylığınız düşüyor. Bu sefer de
En alttakinin aylığını yükseltiyorsunuz ama yüksek primlerle çalışan kişinin aylığına aynı oranda zam yapmıyorsunuz. Türkiye'de sistem, sosyal güvenlik sistemi Arap saçına dönmüş durumda. Kimin ne aldığı, kimin ne verdiği, kime ne zam yapıldığı, hangi oranda zam yapılacağı hepsi belirsiz. Bu nedenle de sabit ücretle çalışanların yoksulluğu hızla devam eder. Bu sistemde köklü sistemsel değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Oransal zamların hiçbir önemi yok Ülke Hanım. Tabii. Sistemsel bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özgür Bey, bir noktaya değineceğim bu konuyla ilgili ama ekranımızın hemen altında Kaan Yazı'da bir son dakika gelişmesi var. Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi Can Atalay ama Gezi direnişi davasından dolayı tutuklu hala, milletvekili yeminini de edemedi. Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş bir milletvekilini hukuksuzca tutuklu tutmaya devam etmek ona oy verenlere de aynı şeyi yansıtır diyor. Derhal Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiği çağrısını yapıyor. Şimdi ekonomiden bahsediyoruz, hukuktan da bahsediyoruz ve birbirine yansımalarını da aslında görüyoruz Özgür Bey. Şunu sormak istiyorum. Şimdi refah payı üzerinde durdunuz ya ve şu konuda çok önemli. Zam değil, enflasyon farkı. Enflasyon farkı aslında zam olarak algılanmamalı. Burada da galiba bizim algılarımız üzerinde bir oyun ne yazık ki söz konusu. Refah payı, siz ne kadar refah payı verilecek bu önemli dediniz. Ben şunu anlayamadım açıkçası. Refah payını, bu TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon verilerini örtecek, daha doğrusu ya da düzeltecek biçimde verecek olsalardı, TÜİK'e gerçek enflasyonu açıklatmazlar mıydı? O yüzden refah payından pek umutlu değilim. TÜİK'in gerçek enflasyonumuzu yine karşılamayacak gibi geliyor. Yani biz yine fakirleşeceğiz gibi geliyor bana. Şimdi kağıt üzerinde enflasyon verilerinin birçok faktör, birçok etkilediği bölüm var. Farklı farklı. Bu nedenle de işine gelindiği gibi açıklandığını artık herkes biliyor. Şimdi ücretler farklıdır. Çünkü Türkiye'de seçimler bitti. Seçimlerden sonra milyonlarca kişi geçen yıllara göre daha iyi olacağını düşünerek gidip tercihte bulundular. Şimdi tercihte bulunan kişiler de devamında da seçime gidilecek. Tabii. Bu nedenle de seçimler düşünüldüğü için zam oranları daha yüksek olur. Refah payı muhakkak verilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu anda refah payı verilmez. Ülke Hanım şöyle düşünün. 3 Temmuz'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra işte %18.30, yani %18'ler civarında bir enflasyon çıkacak. Siz memura çıkıp da %18 size zam yaptık. Emekliye %18 zam yaptık. Asgari ücrete %18 zam yaptık diyebilirler mi? Diyemezler. Diyemeyecekleri için yüksek bir miktarda üzerine ilave koyacaklar. Tabii. Bunu bakın, siyaset ayrı, ekonomi ayrı, adalet sistemi ayrı, eğitim ayrı. Ama siyasetçinin tek düşündüğü bir şey vardır. Bir sonraki seçimi nasıl kazanırım? Bir sonraki seçimde nasıl oy alırım? Oy almanın bir yöntemi de zorunlu olarak ücretlerin artışından geçer. Enflasyonu arttırmış, çok özür dilerim, enflasyonu arttırmış, bunlarla çok ilgilenmez. Şu anda sadece ve sadece ben size şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında tek bir şey var. İstanbul'u almak. Onun dışında başka hiçbir şey yok. İstanbul'u almadan giderse gözü açık gider. Bu nedenle de 10 ay sonraya bu şekilde bir hedefle giden bir hükümet asgari ücreti de arttırır. Bakın asgari ücreti arttırmak dediğim gibi hükümetin işine yarar diyorum. Evet. Gelirini arttırır. Cebinden para çıkmaz, alkış alır, oy alır. Evet. Ama bir taraftan memurun, emeklinin beklenti içinde olduğunu biliyor. Şu anda Türkiye'nin %50'sinden fazlasından oy almış bir parti. İstanbul'da yine ne kadar da seçimde birinci parti ya da cumhurbaşkanı seçimini kazansa da İstanbul'da istediği oyu alamayan bir parti. Bunların hepsi göz önüne alınacak. İzmir'de, diğer illerde belediyeleri kazanmak için ayrıca bir şeylerin yapılması gerekiyor. Buna giden yol da insanların, vatandaşların cebine girecek paradan geçer. Asgari ücretten geçer, emekli aylıklarından geçer, memurların aylıklarından. Sayın Cumhurbaşkanı memur aylığını 22 bin lira yapıyoruz demeseydi seçimi kaybederdi.
Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 21.250 Evet. lira yapacak dedi. 2012'de 2,5 katıydı asgari ücretin, şu anda 1,4'ü dediğinde memurlar hepsi böyle bir anda bak ne oluyor diye baktılar. Evet, doğru söylüyor. Yönelmeye başladığı anda ben önleri kesildi. Merak etmeyin, oraya gitmeyin. Bizde kalın, biz de 22 bin lira vereceğiz dediler. Ve bu çok etkili oldu. Şu anda 22 bin lirayı herkes bekliyor. 22 bin lira demek %85 oranında zam anlamına geliyor. Evet. Biz bunu emekliye de yansıtacağız dediler. Bunların hepsini şöyle düşünmeniz lazım. Önümüzde 10 ay sonra seçim var. Şimdi zam yapılacak. Ocak'ta zam yapılacak ama bunların hepsi 10 ay sonra yapılacak seçimin yerel hala seçim. Seçim ekonomisi devam edecek diye ben düşünüyorum. Evet, yaşayarak hepsini göreceğiz. Yerel seçimlere nasıl gideceğiz, o da çok önemli. Erdoğan'ın açıklamaları da sizi doğruluyor. Çünkü İstanbul üzerinde özellikle durmuştu. Bakalım neler yaşamaya devam edeceğiz. Sayın Özgür Erdursun, çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili